şöyle bir sayfanın açılmasını bekliyorum e, chat bölümüne bakalım Yücel Anmaç bu takım ilk 5'e giremez demiş o kadar umutsuz değilim kesinlikle değilim Fatih Terim'in dinamik bir takım koşan bir takım kurması durumunda oluşturması durumunda e, ben Galatasaray'ın şampiyonluk yarışı içerisinde yer alacağını düşünüyorum yani bu kadar umutsuz değilim arkadaşlar Green e, Van Heda, Fatih Hoca'nın trip atacağı zaman bu zaman değil transfer sezonunda atsa belki işe yarardı. Yani bu da çok güzel bir yorum olmuş. Gerçekten başarılı bir yorum olmuş. Fatih Hocam biz senin transfer dönemindeki durumdan mutlu musun, mutsuz musun hangi duyguda olduğunu anlayamadık. Hafif eleştirir gibi yapıp hafif de destek oluyorsun. Ya hocam de ki çık bu takımın yeterli ben transfer olmasa da şampiyon yapacağım de veya şampiyonluğu oynayacağız de ya da de ki benim istediğim transferler yapılamadı. Ben kısıtlı imkanlarla elimden geleni yapacağım de biz anlayalım. Hocam eleştiriyor musun? Destek mi oluyorsun bu e, yönetime? Bu, bu, burada bir net davran hoca ya. Fatih Hoca bir net bir ta Galatasaray taraftarı senin ne düşündüğünü anlasın Fatih Hoca. Anlamıyoruz biz senin anlattıklarından hiçbir şey. Artı yani tamam kanat oyuncun yok. Keşke Onyekuru olsa veya işte orta sahada Lemina'nın veya Seri'nin yaptıklarını yapabilecek bir oyuncu olsa. Eyvallah bunlar yok ama ya elinde hala kullanabileceğin oyuncular var. Genç mücadele edecek futbolcular var. Neden bunları kullanmıyorsun hocam? Neden bunları değerlendirmiyorsun? Burcu Cimbom like demiş. Arkadaşlar like önemli. Şöyle bakayım kaç like var. 53 kişi izliyor şu an sadece 20 tane like var arkadaşlar. Yayını like yaparsanız bana destek olursunuz. Like'larınızı da açıkçası bekliyorum sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Ee, Hasan Hüseyin Erzurum'a da yenilirsek artık yuh yani demiş. Erzurum'u ben Galatasaray'ın yeneceğini düşünüyorum. Bakın bu takım Erzurum ekstra maç içerisinde bir sıkıntı olmazsa Erzurum'u yener. Hatay'ı yener. Kayseri Spor'u yener. Yani Ankara Gücü'nü yener. Yani ligin oturmamış takımlarını yener. Ama bu takım bu oyunda şampiyon olamaz. Güçlü takımları yenemez. Sıkıntı da buradan başlıyor arkadaşlar. Bu takımın güçlü takımları yenebilmesi için daha dinamik bir futbol ortaya koyması lazım. Savunmada sıkıntı yok. Fatih Öztürk için de eleştirmiyorum. Okan Koçuk da hata yapıyor çünkü. Orada mecbur. Ama en azından orta sahayı daha genç, daha dinamik oyunculardan oluşturabilirsin. Artı Falcao'dan vazgeç artık hocam. Falcao Türkiye'de e, savunması stoperleri iyi olan hiçbir takıma karşı iş yapamaz. Eziliyor, kayboluyor ya. Dün ben utandım ya. Kendisine atılan hiçbir topa yetişemedi. Bakın Falcao'ya dikkat edin arkadaşlar. Kendisine atılan toplara yetişemiyor. Geride kalıyor. Zamanlamayı tam ayarlayamıyor. Ayağını aldığında da dönüp vurana kadar rakip ayağından basıp alıyor. Havadan attığım toplara da vuramıyor. E ne yapacak bu adam? Savunmaya da yardımı yok. Kes gitsin hocam, oynamasın ya. Yani diyeceksin bu kadar para veriyoruz, oynatmayalım mı? Oynatınca daha çok zarar görüyorsun Falcao'yu. Falcao'yu oynattığın zaman daha çok zarar görüyorsun. İlla oynatacağım diyorsan 80'den sonra oynat. Ama Falcao'yu kes. Bakın ben e, dünkü Babel'in oyununu da gördükten sonra kafamda şöyle bir kadro oluşturdum. Önümüzdeki hafta Eto'bo yok. Eto'bo biliyorsunuz kırmızı kart gördü. Galiba Luyendama da sarı kart gördü. O da oynamayacak diye düşünüyorum. Neyse Luyendama'ya bakarız. Luyendama cezalı mı? Bana yazar mısınız arkadaşlar? Luyendama'yı yazarsanız sevinirim. Savunma belli zaten. Omar geri döner diye düşünüyorum. Omar, Luyendama, Marka, Saratçı. Önüne Taylan ve Ömer'i koyarım. Ömer'i Taylan'ın yanına koyarım arkadaşlar. Artık net. Hatta belki de Ömer'i sol açıya bile koyabilirsin. Çünkü oynadı hatırlayın. Ömer sol açık oynadı bazı maçlarda. Ama Taylan'ın yanına koyduk. Etobo yok. Taylan'ın yanına koyduk. Günay Esen Türk acaba Etobo'da yanıldık mı demiş. Daha erken. Ama dünkü oyunu çok berbattı. Çok kontrolsüzdü. Onu söyleyeyim. Ama daha yanıldık diyemeyiz. Bekleyeceğiz göreceğiz. Neyse savunmayı kurduk. Defansif orta saha olarak Taylan ve e, Ömer Bayram'ı koyduk. Sağ açıya hangisi iyiyse bakın. Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Yese Sekidika. Artık bunlardan bir tanesine sağ tarafı tez. Hatta Ali Yavuz Kol. Kendisi kanat forvet biliyorsunuz aynı zamanda. Bunlardan bir tanesini koymak zorundasın hocam. Bunlardan bir tanesini koymak zorundasın. Arda Turan'ı denemeni istiyoruz on numara pozisyonunda ama sen denemeyeceksen Emre Akbaba yerine hadi kerhen söylüyorum bunu. Arkaya şimdi Ömer'le Taylan'ı koyduk ya. On numaraya ne yaparsın? Belhanda'yı e, koyabilirsin. ya. Yapacak bir şeyimiz yok orada. Ya da Babel'i koyabilirsin. Babel ya on numara oynasın bundan sonra ya da Santrafor oynasın. Ama ben, benim ilk tercihim Arda olmuyorsa ee, Belhanda sonrasında sol tarafa geçtik sol tarafı da artık Emre Kılınca ver Emre dün sağda oynadı çocuk istediği ortaları istediği pasları yapamadı bu arkadaşın asıl yeri sol kanat koy sol kanada Emre Kılınca ama içe değil kanada koy Santrafora'da Babeliçek Babel bundan sonra Galatasaray'ın santraforudur. Net söylüyorum. Yedeğe de nedir? Babel çıkar ne girer. Falco'a girmez arkadaşlar. Koy Babel'i santrafora. Bu kadroyla bir çık bakayım sahaya ya. Ee, ka sağ kanat koşar. Sol kanat koşar. Emre e ve Ömer za şey, Taylan ve Ömer zaten koşar. Belhanda da en işte yani şeyden daha fazla koşuyor Feguly'den. Bu takım en azından pres yapar. Babel de topu ileride tutabilen bir futbolcu. Stoperleri Falcao'ya göre daha çok rahatsız ediyor. Böyle bir takımla çık hocam ya. Dinamik bir takımla çık. Bunu görelim yani artık. Ay Yıldız Albayrak Eyüp abi dakika 87 kurtarıcı olarak Arda'yı koyarsa Babel'le başlıyorsa yazıklar olsun. Eyüp abi ee, adam gibi Fatih Terim'i eleştiren nadir adamlardansın demiş. Günay Esen Türk görüyorsunuz Eyüp abi cevap vermiyor bana demiş. Mesajlara çok bakamadım. Bundan sonra bakacağım. Günay bakayım ne yazmışsın? Bulamadım ki. Acaba Etobo'da yanıldık mı? Cevap verdim sana. Dedim ya daha Etobo için erken dedim yani. Şimdi e, biraz daha mesajlara bakalım. Bozkurt Eyüp abi elin adamları 17 yaşındaki çocukları oynatıyor. Bizim Fatih Hoca 23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'na daha hazırlıyoruz diyor. Bu nasıl bir mantık? Allah'ını seversen yorum yap abi demiş. Söylüyorum ya sevgili arkadaşlar. Yani elinde kanatta senin kullanabileceğin bir onya kuru yoksa Fegül'ünün de performansı buysa ben Kerem'i oynatırım veya işte Oğulcan'ı oynatırım. Oynatırım yani. Feguli'den daha kötü oynama ihtimali yok ki Oğulcan'ın veya Kerem'in. En kötü e, fe, kadar oynar. Ama mücadele eder bu çocuklar. Bu çocuk bakın Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Galatasaray orta sahası hantal ve atletizmden uzak bir orta saha. Feguli koşmuyor, Babel koşmuyor, Arda koşmuyor, Falcao, Santrafor ama o da silik, o da hiç koşmuyor. Böyle silik, bir orta saha koşmayan, Belhanda da yeterince koşmuyor. Bir orta sağın var senin. Ve Fatih Terim bu saydığımız 4-5 oyuncudan en az iki tanesini mutlaka sağda tutuyor. E nasıl olacak yani? Futbolun temel prensiplerine karşı bu. Yani sen oraya e, koşmayan futbolcuları koyduğun zaman kazanamazsın. Nadiren kazanırsın. Sıkıntı bu. Ee, Mustera Kasım'da gelir mi abi demiş. Mustera'nın ben e, açıkçası e, en geç ikinci yarı döneceğini düşünüyorum ama Mustera'da çok acele etme lüksümüz yok. Yani bir e, adamın sağlığı açısından bu mutlaka dikkat etmemiz gereken bir konu. İki e, çocuk tekrar sakatlanabilir. Tekrar sakatlanması demek bizim şampiyonluğu kaybetmemiz demek. Abdülkadir Tabakçı marka 20 milyon euro bandında satsak, Ocak'ta yerine Onyekuru Kuru Bakasetas iyi bir forvet arsak, marka yerine de bir scout transferi yapsak rahatlarız demiş. Bunu yapacak yönetici var mı ya Galatasaray'da? Galatasaray'da marka 20'ye satacak. Sonrasında e, Bakasetas'ı ve e, sağlam bir santraforu bir de scout transferi olarak bir stoperi kadroya katacak bir yönetici var mı? Kim yapacak bunu? Abdurrahim Albayrak mı yapacak? Yusuf Günay mı yapacak? Başkan Mustafa Cengiz mi yapacak? Size soruyorum ya Galatasaray'da böyle bir yönetici profili var mı ya? Buna inanıyor musunuz arkadaşlar? Ee, yönetim taraftarına sahip çık bir şeyler yap. E